travma sonrası stres bozukluğu belirtileri anormal bir olaya verilen normal tepkiler çerçevesinde ortaya çıkan belirtilerdir. Özellikle ilk günlerde ortaya çıkan belirtilerin neredeyse tamamı sağlıklı belirtiler olarak kabul edilir ve herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmaz. Kişinin bu belirtilerin geçici olduğunu biliyor olması başlangıç için rahatlamayı sağlayacak şeylerden biri olabilir. Rahatlama olmasa da başlangıçta bu belirtilerin varlığı zaten yaşanan çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp olduğu için sağlıklı tepkilerdir ve bu çerçevede değerlendirilmeli. Sonrasında üçler kuralı geçerlidir travma sonrası stres belirtileriyle ilgili olarak. İlk 3 gün çok yoğun her türlü belirti ortaya çıkabilir. 3 haftaya kadar bu belirtiler belirli bir oranda devam eder, hatta bazen artış bile gösterebilir. 3 haftadan 3 aya kadar ise bu belirtilerin zaman içinde azalmasını bekleriz. 3 aydan sonra hala belirtiler oldukça yoğun olarak devam ediyorsa o zaman tedaviye ihtiyaç var anlamına gelir. Eğer bu seyir bilinirse, bu belirtilerin olmasının sağlıklı tepkiler olduğunu kişi bilirse, biraz uykusuzluk, biraz iştahsızlık, yoğun sıkıntı hissetme olabilir kabul ederse herhalde en büyük baş etme yöntemi bu olacaktır. Zamanla bunun azalacağını bilmek önemli. Eğer belirtiler azalmazsa ya da günlük hayatı alt üst edecek düzeyde hala devam eder ya da artış gösterirse o zaman bir ruh sağlığı uzmanından destek almak düşünülebilir.